and the earth. Look to her skies, so dear and so bright, that warm our hearts and bring us light. What a light, what a light, source of life and beauty. She takes care, protects you and me. When all over her dazzling mountain peaks, the majesty of ages speaks. So how have we returned her love by poisoning the skies above, burning down her marvelous trees and pouring waste into her seas? So let's understand and face our acts. We destroy our earth, that's a fact. Can't we bring back a smile on earth? Help her rebirth. İklim değişimi çözümleri. Evet, iklimin ve küresel ısınmanın farklı yönlerini inceledik. İnsanların küresel ısınmaya sebep olduğu ortada ama bu konuda bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama üstad, bir şeyler yapmak için çok geç değil mi? Bir yerde okuduğum kadarıyla ne yaparsak yapalım, atmosferdeki sera gazları en azından 100 yıl daha yok olmayacakmış. Çok haklısın ama bu dünyanın başa çıkabileceğinin 2 katı sera gazı üretmemiz için mazeret olamaz. Ama hemen harekete geçersek dünyanın tekrar dengesini bulması ne kadar zaman alır? Eğer şimdi başlarsak hemen şimdi muhtemelen 2 kuşak sürer. Peki 2 kuşak ne kadar oluyor? Çok çok uzun yıllar oluyor ama bunu bir gecede çözemeyeceğimizi biliyorsunuz. Bu büyük bir proje. Yani piramitleri yapmak ne kadar sürmüştü? Evet, kaldırın şunu. Hadi çalışın. Dünyanın gurur duyduğu o katedralleri yapmak kuşaklar boyu sürmemiş miydi? Hadi şunu kaldırmama yardım et. Kaldırın. Hadi. Hey sen, daha hızlı ol. Hey. Bütün bunlar önemliydi. Ama bugünkü iklim sorunumuz kadar değil. Karbondioksiti toplamak için devrim yaratacak yeni yöntemler olduğunu duydum. Onu sıkıştırıp petrol ya da gazların çıkarıldığı yerlere püskürtmek gibi. Evet, bunun için çok enerji lazım. Gaz, beton, çelik ya da elektrik alanındaki büyük üreticiler için işe yarayabilir. Nasıl olduğuna bir bakalım. Gazları okyanusun 3000 metre derinliklerine kadar pompalayabiliriz. Milyarlarca ton gaz orada depolanabilir. Evet ama umalım da gaz dengesini koruyup birkaç bin yıl boyunca orada kalsın. Başka fikri olan? İstiridye kabuklarının gaz emdiğini duymuştum. İstiridye çiftliği kuramaz mıyız? Kesinlikle. Ama sorun şu ki... Bir dağ büyüklüğünde istiridye lazım. Bir bilim insanı on binlerce diskten oluşan bir filo fırlatmayı önermişti. Bunlar ayna gibi davranarak güneşin ısısını uzaya gönderecek ve atmosferi serinletecekti. Bu fikrin sorunu da şu. Fırlatmanın aydan yapılması gerekiyor. Ama yine de iyi bir plan. Benzeri bir fikre göre bulutların yansıtma özelliğini artırmak için havaya tuzlu su damlacıkları fışkırtılacaktı. Başka bir bilim insanı aynı şeyi atmosferdeki toz ve sülfürle yapmayı düşündü. Bu güneşin ısısını farklı yönlere dağıtacaktı. Bunların hepsi konuştuğumuz konuyla alakalı harika fikirler. Güneşin ışınlarını uzaklaştırmak için savunma hatları oluşturmak. Bu doğru. Pinatubo volkanı 20 yıl önce patladığında gökyüzünü karartıp bir süre için toprağı serinletmişti. Bunu başka şekilde yapamaz mıyız? Evet. Bu dünyayı kirletmeyen duman üretebilecek bilim insanlarına kalıyor. Ben daha önemli bir proje duymuştum. Buzullara su püskürtülecek, bu onları dondurup iyice güçlendirecek. Bu da harika bir çözüm olurdu. Öyle değil mi? Evet. Dünyayı serinletmeyi amaçlayan projelerden biri eninde sonunda gerçekleşecek. Bilim insanları bu konuda çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi sera gazı emisyonumuzu da kayda değer şekilde düşünmek zorundayız. Yani ilk olarak büyük kirleticileri belirleyerek olası çözümleri bularak kısa sürede harekete geçmemiz gerekiyor çocuklar. Yapılabilecekleri konuşmadan önce sana bir sorundan bahsetmek istiyoruz Çin. Doğru, evet, oradaki sorun neymiş? Dongtang'daki raporumuzu hazırladıktan hemen sonra Pekin'e hareket ettik.
Ama gördüğümüz şeyin duyduğumuz ekolojik şehir dışı mahalle planlamasıyla alakası yoktur. Şehirlere göçen 3 ya da 400 milyon insan ve evleri baraj ya da başka projeler yüzünden yıkılan insanlar için yeniden ev yapmaları gerekiyor. Hadi çabuk ol, gidelim. Çabuk ol. Daha yapacak çok işimiz var. Hadi. Dünyanın en kirli 30 şehrinden 20'si Çin'de yer alıyor. Buraya gelin. Hadi. Evet üstad, küresel ısınmanın dünya çapında bir problem olduğunu söyledin ve işbirliği yapmayan bir ülke her şeyin sorumlusu olabilir, öyle değil mi? Bütün ülke hiç durmadan çalışan ve kirleten bir inşaat alanı gibi. Bu bütün dünyayı tehlikeye atmaz mı? Bence oradaki insanlar da bu sorunun farkında. Volkan gibi modellere ihtiyaçları var. Ama ekolojiyi pek ciddiye almıyorlar. Çünkü bütün bunlar onlar için yeni. Ama çabuk öğreniyorlar. Ama bu gezegenimizi kurtarmak için yaptıklarımıza engel olmamalı. Küresel ısınmanın ana sebeplerini incelemeye gidiyoruz çocuklar. Sonra insanları bilgilendirip planları eyleme dönüştüreceğiz. Bilgi en büyük anahtar. Sürdürülebilir kalkınmanın ne demek olduğunu bilmeyen insanlar bile var. Ve çok az kişi sera etkisinden ve neden olduğu küresel ısınmadan haberdar. Kesinlikle doğru. Yani hareket planımızda yer almaları için onları bilgilendirip ikna etmeliyiz. Çünkü karar verenler önce kendi çıkarlarını düşünürler. Doğru. Peki sebep olarak neleri düşünüyorsunuz söyleyin. Taşımacılık ve trafik tabii ki. Endüstri. Kirliliğin en büyük sebeplerinden biri bu. Tabii küresel ısınmanın da, öyle değil mi? Ve ormanların yok edilmesi. Dünyanın dört bir yanında karbondioksidi yok eden ağaçlar büyük bir hızla yok ediliyor. Bu doğru ama bu konuyu zaten tartışmıştık. Evleri ve binaları da unutmayalım. Onlar da çok enerji kullanıyorlar. Bu da kirlilik demektir. Ve nasıl oluyor da ozon tabakasındaki delikten söz etmiyoruz? O tabaka bizi güneşin tehlikeli radyasyonundan koruyor. Ne kadar endişelendiğimizi hatırlayın. Çok doğru. Bu konuyu da konuşmuştuk ve bir işe yaramadı. Ozon tabakasındaki deliğe neden olan deodorantlar ve diğer maddeler uluslararası kanunlarla yasaklandı. Delik artık küçülüyor. Çok hızlı değil ama küçülüyor. Tarım ve tarımsal çalışmalar bütün kirliliğin neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Bu da doğru. Özellikle de metan ve nitratlar. Neden zorlaştırıyorsunuz? Çok fazla gaz varsa üstüne bir tıpa takıp gömelim gitsin. Yer altında hiç zararı olmaz. İyi fikir. Bunu daha önce konuştuk ama sen yoktun sanırım. Saçmalamayı bırak. Neden görmüyorsun? Gaz uçucudur. Onu havaya sıkarız ve işte sorun halledildi bile. Görüyorsun. Harika fikir. Bu kadar. Sorun halledildi. Nasıl yapacağınla ilgili küçük bir ayrıntı var. İkisi de olsun. Bir tabaka aşağıda, diğeri de yukarıda. Ve biz ikisinin arasındayız. Harika bir fikir değil mi? Bakın çocuklar, lütfen ciddi olun. Devam edelim. Tarım. Çözüm önerileriniz neler? Kim başlamak ister? Böcek ilaçlarının yasaklanması. Çiftçilerin kullandığı yakıtın sınırlandırılması. Kirlilik yaratanlara yeni vergiler konulması. Organik tarımı teşvik edecek önlemler alınması. Evet. Zararlıları doğal ürünlerle yok etmek. Evet. Sadece organik yiyecek satın almak. Çok güzel, evet, çok güzel. Çiftçilere kısa sürede çok üretmenin kendi çıkarlarına olmadığını anlatmamız gerek. Artık daha az ve iyi üretmeliler. Şuna bakın. Yeni sulama tesisatım. Artık fıskiyeler yok. Çünkü damlalama sistemim var. Fena değil ha? Bu da yeni gübre çukurum. Artık bunlar nehre boşaltılmıyor. Çok güzel ha? Evet, hepsi çok iyi.
Sudan tasarruf edip az kirletiyorsun. Bu harika. Bir şey var ki. Ne? Çok daha az kirletmelisiniz. Aa, ne? Aa? Enerjiyi sömüren makineleriniz ve metan üreten sığırlarınızla endüstriyel çiftçiler çok fazla kirlilik yaratıyor. Ve bu da gezegenimizi ısıtıyor. Artık sığırlar da mı kirletiyorlar? Bu konuda ne yapabilirim ki? Böcek ilaçları, ürünleri, hayvanları ve onları yiyen insanları zehirliyor. Doğal yöntemlere dönmeniz gerekiyor. Tarlalarınız bu şekilde daha sağlıklı olacak. Ve bütün makinelerinizi daha az kullanmalısınız. Ve farklı şekillerde kullanmalısınız. Yakıt üretmek için çiftlik atıklarınızı kullanın. Sizde çok var. Dünyanın başa çıkamayacağı kadar kirlilik var ve bu da ısınmasına neden oluyor. Bir şeyler yapmalıyız. Buna siz de dahilsiniz ve bu sizin çıkarınıza... Daha fazlasını istiyorsunuz ha? Benim çıkarımdan kastınız nedir? Herkes başının çaresine bakmalı. Küresel ısınma buzulları eritiyor. Zamanla nehirler kuruyacak. Buzullar olmayınca su da olmaz. Şuna bakın, artık hiç su yok. Kuraklık var. Aa. Su hakkındaki tespit doğru. Çok fazla kalmadı. Arıların sayısının da azaldığını fark ettiniz mi? Fark ettim. Bu ne demek? Arıcılık yapan arkadaşlarım dünya çapında milyarlarcasının öldüğünü söyledi. Polenlerden aldıkları böcek ilaçları yüzünden hızla zehirleniyorlar. Artık burada zehirlenmiyorlar. Ne yazık ki birkaç yıl önce ilaçlar yasaklandı ve arılar geri döndü. Ardından yasak kaldırıldı. Arıların sayısı yeniden azaldı. Merak etme amca, arılar olmadan yaşayabiliriz. Öyle mi düşünüyorsun Buster? Birçok ürünün büyümek için polenlenmesi gerekiyor. Arılar azalınca polenlenme de azalıyor. Bu daha az meyve ve sebze, daha az gelir demek. Sen bundan emin misin? Gazeteye bakar mısın? Arıların ölümü gezegenimizi tehlikeye sokuyor. Aman tanrım, aman tanrım. İşte bu inanılmaz. Haklı olabilirsin. Elimden geleni yapacağım. Şimdi evlerin yarattığı sorunlara dönelim. Evlerden çok söz ettik ve bu konuya aşina olduğunuzu biliyorum. Evet, harekete geçin, yeterince konuştuk. Hareket zamanı. İki kat ya da üç kat karartılmış cam kullanmalısınız. İşte böyle. Burası çok sıcak ve ampuller yanmış.
Güle güle. Küresel ısınmanın büyük sebeplerinden birine bakalım. Endüstrilerin yarattığı kirlilik. Nasıl bir çözüm öneriyorsunuz? Kirletenlere ek vergi ve araştırma için ödenek. Daha dayanıklı ve geri dönüşebilir ürünler. Fabrika kapısından çıktığı anda kullanım ömrü biten ürünler satmamak ve daha çok kiralamaya gitmek. Ayrıca tamir hizmetleri sunmak. Bilgisayarlara, fotokopi makinelerine, cep telefonlarına. Arabalar ne olacak? Daha çok elektrikli araba üretmeliler. Şirketlere gelince konferansları yakın yerlerde yapmalılar. Harika öneriler, gayet güzel. Diğer insanları ikna etmek size kalıyor. Bu konuda direnişle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Elinde güç tutan insanlar onu kolay kolay asla bırakmazlar. Tamam, bir dakika bekleyin, hemen geliyorum. Bir dakika. Hayır, şu anda sizinle görüşmek istemiyorlar. Tamam mı? Hayır. Daha sonra tekrar gelin. Ha? Tamam, anladım. Tamam. Evet, evet, gelebilirsiniz. Sizi dinliyoruz. Fabrikalarınızdan çıkan kimyasal yan ürünler havamızı, toprağımızı ve bitkilerimizi kirletiyor. Bu konuda bir şeyler yapmalısınız. Bu zehirler besin zincirimize giriyor ve hastalığa neden oluyor. Dahası küresel ısınma üzerinde çok büyük bir etkiye sahipler. Bilim insanları küresel ısınmanın sebepleri konusunda uzlaşamıyor. Küresel ısınmadan sorumlu olduğumuzu neden kabul edelim? İklim değişimi doğal bir döngü ve tarih boyunca dünyada birçok kez meydana gelmiş. Öyle mi? Buzullardan alınan son örnekler 600 bin yıllık süreç içinde en yüksek sera gazı konsantrasyonuna sahip olduğumuzu gösteriyor. Ve bunu biz yapıyoruz, yani döngü değil. Sen istediğini söyleyebilirsin ama şu ana dek ciddi bir tek etkisini bile görmedik. Küresel ısınma ve bunun sonucunda oluşan sıra dışı doğal felaketler, buzulların ve Kuzey Kutbu'nun hızla erimesi ciddi etkiler, değil mi yani? Eğer hemen harekete geçmezsek yakında çok geç olacak. Etkilerinin acısını çocuklarınız çekecek. İstediğiniz bu mu? Siz kim oluyorsunuz da bizimle böyle konuşuyorsunuz? Biz gezegenin koruyucularıyız. Ve bu çocuklarınıza bırakacağınız gezegen. Ve geriye taşımacılık kalıyor ki çok büyük miktarda enerji tüketerek inanılmaz kirlilik yaratıyor çocuklar. Önerisi olan var mı? Evet. Endüstride olduğu gibi yakıta vergi koyup parayı araştırmalarda kullanmalıyız. İnsanlar sadece çok pahalı olduğu zaman gereksiz yakıt kullanmayı bırakacaktır. Karbon kredi sistemini de geliştirmeliyiz. Bu bence bir çözüm değil, çünkü çıkan gaz miktarı aynı kalacak. Gazı üretenler zaten çok parası olan insanlar. Vergiyi de ödeyeceklerdir. Şehir merkezlerine kamyon sokulmasın. Biliyor musun Üstad? Birçok şehir bunu yapıyor. Çünkü kamyonlar çok kirlilik yaratıyor ve trafiği tıkıyorlar. Kalabalık saatlerde çöp kamyonları da yasaklanmalı. Dar sokaklardaki çöpleri toplarken arabalar arkalarında kuyruk oluyor. Evet, ama bu Paris'in özelliğidir. Yetkililer daha ekonomik ve hafif arabalar üretimini teşvik etmeli ya da alternatif enerjilere yönelip elektrikli arabalar yapılmalı. Evet, park yerinde olduğu gibi aldığınız bir kartla faydalanabileceğiniz elektrikli arabalar. Evet, neden olmasın? Bisikletler için bu zaten yapıldı. Neden paten kullanmıyoruz? Scooterlarda çok işe yarar, evet. İnsanlara istedikleri her yere uçakla gidemeyeceklerini anlatmamız lazım. Çok fazla kirlilik yaratıyorlar. Ayrıca dergilerdeki kirliliği anlatan iki yazının arasında verilen benzin katilici planlarının da yasaklanmasını sağlamalıyız. Bir yerde işlenmiş yiyeceklerin çok büyük mesafeleri dolaştığını okumuştum. Mesela İtalyan domatesini ketçaba dönüştürebilmek için 59 farklı yere nakil yapılması gerekiyormuş. Ne? Ürünleri tren ya da gemiyle taşımalıyız. Kamyon ya da uçakla değil. Çok yakıt tüketen taşımacılık modelleri geçmişte kalmalı. Daha çok yerel dükkan olmalı.
Böylece alışveriş merkezlerine gitmemiz gerekmez. Ve arabalarda genellikle bir tek kişi görüyorum. Sizce bu biraz fazla... Hepiniz çok haklısınız. Şimdi gidip kullanıcıları ikna etmelisiniz. Ama unutmayın, sadece bir tek yerde yaptığınızda çok faydası olmayacak. Dünya çapındaki kulüp üyelerinden yardım almalısınız. Hadi dünyaya açılın. Günaydın bayım. Gezegenin koruyucuları kulübündeniz. Sakıncası yoksa arabanızda neden yalnız olduğunuzu sorabilir miyiz? Evimden büroya gitmek için. Bunu yapmanın fazla bir yolu yok genç bayan. Ama şunu hiç düşündünüz mü? Size paraya ve kirliliğe mal olan arabanızı bir tren ya da otobüs durağında bırakabilirsiniz. Otobüsler daha hızlıdır. Bakın. Bisikletler bile şehirde sadece 18 kilometre giderken arabalar 14 gidebiliyor. Kendimi bisiklette düşünemiyorum. Küçük bir araba alın. Ya da bürodaki diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Aa, bunu düşüneceğime söz veriyorum. Ha? Bu yaşta alışkanlıklarımı değiştirmeye niyetim yok genç adam. Peki hanımefendi. Öyleyse arabanızı bir arkadaş ya da komşuyla paylaşın. Melez enerji kullanmayı deneyin. Çok fazla kirletiyorsunuz. Çocuğunuza ve torununuza zehirli ve yaşanmaz bir dünya bırakacaksınız. İstediğiniz gerçekten bu mu? İyi sabahlar. Birkaç soru sorabilir miyiz bayım? Merhaba, size bir şey sormak istiyoruz. Merhaba bayım, size bir şey sorabilir miyim acaba? Size bir soru sorabilir miyim bayım? Günaydın, size bir şey sorabilir miyim bayım? Günaydın, size bir şey sorabilir miyim bayım? Evet çocuklar, deneyim için ne düşünüyorsunuz? Kolay değil. İnsanlar gezegenimizin gerçekten ciddi bir tehdit altında olduğuna inanmıyor. Dünyanın üstesinden gelemeyeceği kadar çok gaz üretimini engellemek zorunda olduğumuzu onlara nasıl anlatabiliriz ki? Bu gaz var oldukça bütün gezegeni ısıtmaya devam edecek. Daha çok insanları rahatsız ettiğimizi hissettik. Gerçeği duymak onları memnun etmedi. Hiç kimse enerji tüketimini yarıya indirerek kirliliğe karşı önlem alma fikrinden hoşlanmaz. Ne bireyler, ne çiftçiler, ne de şirketler. Hiç kimse. Ama kimsenin git başkasıyla konuş demeye hakkı yok. Çünkü bu sorun hepimizin. Bütün devletlerin bilgilendirme kampanyası başlatması gerekiyor. Küresel ısınma basında ve internette açıkça anlatılmalı. Bu politik iradelerini göstermeye de yarar. Dünyanın ve atmosferin canlıların yaşayabileceği hale gelmesi için yüzlerce milyon yıl geçmesi gerekti. Biz insanlar 200 yıllık süre zarfında bütün her şeyi yok mu edeceğiz? Hayır. Bunun olmasına izin vermeye hakkımız yok. Elimizde yedek bir dünya da yok. O yüzden bu dünyaya iyi bakmamız gerekiyor. Warm our hearts and bring us light. What a light, what a light.